Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi size birkaç tane tespihimi göstereceğim ama bugün hepsi 33'lük değil. Bazıları maskot 21'lük de var arkadaşlar. 19'luk da var. Şimdi hemen bir tane tespihim var böyle 33'lü aslında ama farklı malzemelerden bir araya getirerek yaptığımız özel bir çalışma oldu arkadaşlar. Şimdi ben onların size özelliklerini anlatayım. Şimdi bu kırmızı malzemeler A9'dan yapıldı. Ondan sonra şu malzemeler arkadaşlar S86'dan yapıldı. Bakın şu göstereceğim birazdan ışıkta. Daha koyusu da S76'dan yapıldı. Şimdi hemen bunun iç ve alt renklerine bakalım arkadaşlar. Kırmızıyı zaten görüyorsunuz. Böyle şeker pembesi tonunda çok güzel bir kırmızı. Koyulaştıkça çok güzel olacak. Ama şunların rengine bakabiliriz. Bakın ne kadar güzel lila bir tonu var arkadaşlar. Çok harika. Şıkır şıkır bir malzeme. Tabii bu malzememiz elimizde var biraz. Bir tespih çıkar, bir iki tespih çıkar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da S76 olabildiğince koyu, simsiyah gözüküyor. Esasen tam siyah değil arkadaşlar. Buradan ışığı tam gösteremiyorum ama malzememiz tam siyah değil arkadaşlar. Bakın böyle en ince kısmını gösteriyorum. Aynı tarafı. İçi turkuaz ya da yeşil tonuna yakın bir rengi var. Çok güzel ama. Ama görüntü olarak böyle üstten baktığınızda, ışıksız baktığınızda siyah gözüküyor arkadaşlar. Bazı tonları mesela bazı kısımları daha siyah gözüküyor. Böyle daha bordo gözüküyor. Malzemenin altı ile üstü öyle denk gelmiş. Çok güzel de bir karma, güzel bir tespih oluşturmuş aslında. Gerçekten çok güzel. Evet. Şöyle tespihimizi gösterelim size. Tabii burada imamesi de farklı yapıldı. Dikkat ediyorsanız. Böyle kırık imame yapıldı. Kırık tarzı biliyorsunuz. Bu son zamanlarda biraz daha fazla yapmaya başladık. Bunun sebebi insanlar tespihi çekerken rahat elinde bükülebiliyor ve kırılma riskini de azaltıyor. Böyle kırık imamede yapıyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bize çift parça imame diyorsunuz. Bazen yanlış anlaşılıyor. Kırık imame istiyorum derseniz daha iyi olur. Kırık imame olarak bunu literatüre geçiriyoruz. Kırık imame çalışıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gerçekten malzeme çok güzel. Şöyle lezzetine bakabiliriz. Bu arada sahibine hayırlı olsun arkadaşlar tespihimiz. Çok taze çıktı. Çok yeni. Daha bu sabah getirdim. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Şöyle uzaktan bakınca da böyle göze çok hoş geliyor arkadaşlar. Harika. Çok güzel. Değişik bir şey. Herkesin zevkine göre bakar mısınız? Şöyle dursun. Evet. Bakın şu güzelliğe. Bakın şu güzelliğe. Harika. Şimdi bunu hemen alalım buraya, alalım buraya. Fazla vaktimiz yok. Tesbihlerimiz 6-7 tane. Şimdi bir de böyle arkadaşlar M44 malzemeden yumurta kesim bir tesbih yapıldı. M44 malzemeden ölçüleri 10'a 12 kalın delik. Evet, 10'a 12 kalın delik. Bu da yine arkadaşlar bakın kırık imame yapıldı. Bilginiz olsun. Rahat her yerde eğilip bükülür bu. Kolay kolay kırılmamış olur. 10'a 12. 19'lu bu arada arkadaşlar. 19'lu M44 tespihimiz sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi bir tane de kukam var. Kukamı da size göstereyim. Ondan sonra neyi göstereceğim? Narçınlarım var. 3 tane de narçınım var. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu kukamızda ölçüsüne bir bakalım. Fıçı kesim yapılmış tabii ki. 11'e 14 arkadaşlar. Fıçı kesim 21'li olması lazım. Yine de sayacağız. Sahibine şimdiden hayırlı olsun diyelim. Kısa tok imame dayanıklı. Zaten kuka yeterince dayanıklı arkadaşlar. Of, ses harika. Yağlı bir ağaç. Çekirdek özür dilerim. Yağlı bir çekirdek gerçekten çok güzel bir çekimi var. Kalın delik. Her zamanki gibi. Kalın delik. Güzel bir çalışma. Sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21'li arkadaşlar.
21'li tesbihimiz. Bu da sahibine hayırlı olsun. Şimdi iki tane aynı yapılmış. 11'e 14, 21'li fıçık isim. Her şey aynı oldu. Denk geldi. İkisinin sahibi ayrı olmasına rağmen ürünler denk geldi. 11'e 14 çok nadir çıkan bir boy fıçık isim arkadaşlar. Narçıl tesbihimiz. 21'li yapıldı. 11'e 14 çok nadir çıkan bir boydu. Gerçekten riskli bir boydu. Ama malzeme çıktı. Yapacak bir şey vardı. O da tesbihe döndürmekti. Biz de döndürdük arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet. Bu da 11'e 14. Bakın. Kısa tok imame. 11'e 14 narçılımız. Şimdi şöyle narçılla kukayı yan yana alıp bir resim almak istiyorum. Evet. Bir resim almak istiyorum. Şöyle güzel bir resim alayım. Harika. Şimdi bir tane daha var. Aynısı bir tane daha var. Ki hangisi hangisine gider bilmiyorum. Bir tane de yine 11'e 14 narçılımız var. Bu da sahibine hayırlı olsun. Aynı zamana aynı videoya denk geldi. İki abimizin tesbihi de 11'e 14 fıçı kesim. Kısa tok imame, kalın delik, dayanıklı gövde arkadaşlar. Gerçekten yağlı bir yapısı var. Şıkır şıkır çekimi var. Harika, gerçekten çok güzel oldu. Bu videoyu çok uzun yapmayacağım arkadaşlar. Şu an gün içindeyim, mesai saatindeyim. Arkadaş kapıda bekliyor. Muhtemelen bekleyenler de var. Sesler geliyor. O yüzden fazla uzatmayayım. Son narçılımı size tanıtayım arkadaşlar. Bu narçıl henüz benim. Bilginiz olsun. Şöyle 9'a 12 fıçı kesim. 17'li 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li 9'a 12 fıçı kesim narçıl tesbihimiz. Yine dayanıklı gövde, kısa tok imame, kalın delik çalışılma. Bakın delikleri şöyle görebilirsiniz. Kalın delik. İplerini böylece kolaylıkla kendiniz de değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da şöyle yanına koyup, evet, yanına koyup şöyle biraz da uzaklaştırayım. Şunları bir fotoğraf alayım. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.